Oran tablosunu tamamlayarak zaman ölçüsü birimlerini saatten haftaya ve haftadan saate dönüştürün demişler. Çok güzel demişler. Ve tabloya baktığımızda da bir haftada 168 saat olduğunu öğreniyoruz. Bunu haftanın saati oranı 1'e 168'dir diye de yorumlayabiliriz. Peki ya 1176 saatimiz varsa bu kaç hafta eder? Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. 168'den 1176 elde etmek için, 1176'ya ulaşmak için kaçla çarpmamız gerekir? Sanırım 7 ile çarpacağız ama gelin işlemi yapalım. 168 çarpı 7, 7 kere 8, 56, elde var 5, 7 kere 6, 42, artı 5, 47, 7'yi yazdık elde var 4, ve 7 kere 1, 7, bir de 4 eklersek 11. Sonuç 1176. Tabloya geri dönelim. Eğer saat sayısını 7 ile çarptıysak, hafta sayısını da 7 ile çarpmamız lazım, öyle değil mi? 1 kere 7 de 7 ettiği için, 7 haftaymış. Peki bu. 3 hafta kaç saat eder? Bu biraz daha açık. Hafta sayısını 3 ile çarpıyorsak, saat sayısını da 3 ile çarpmamız lazım, öyle değil mi? 168 çarpı 3. 3 kere 8, 24 elde var 2, 3 kere 6, 18 artı 2, 20, 20'nin 0'ını yazalım elde var 2. 3 kere 1 3 artı 2, 5. O halde 3 haftada 504 saat varmış. Bir tane daha yapalım. Bu örnek emperyal ölçü sisteminden yarda ile mil arasındaki oranı kullanarak yapacağımız bir örnek. Emperyal sistem biliyorsunuz Amerika ve İngiltere'de kullanılıyor. Evet soruyu okuyalım. Aşağıdaki sayı doğruları yarda'nın mila oranını vermektedir. Peki yarda'nın mila oranı sayı doğrularını incelediğimizde 2 milde 3520 yarda olduğunu görüyoruz. Sonra da 5 milde kaç yarda vardır diye sormuşlar. Bu soruyu gelin şöyle yapalım, önce 1 milde kaç yarda olduğunu bulalım, sonra 5 milde kaç yarda olduğunu bulmak kolay. 2 milde 3520 yarda varsa, 1 milde kaç yarda vardır? 2'den 1'e ulaşmak için 2'ye bölüyorsak, 3520'yi de ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 3520 bölü 2. 3'te 2 bir kere var, 2 kere 1, 2. 3 eksi 2, 3 eksi 2, 1, 5'i aşağı indirdik. 15'te 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14. 15 eksi 14, 1, 2'yi aşağı indirelim. 12'de 2, 6 kere var. 6 kere 2, 12. 12 eksi 12 de 0. Kalan olmadı. Tabii şu 0'ı da unutmayalım. Aslında bu sıfırı aşağı indirdiğimizi düşünmemiz lazım. da 2, 0 kere var. 0 kere 2, 0 eder. Ve 0 sıfır eksi 0 da 0 edeceği için bu bölme işleminin kalanı olmaz ve bölüm 1760 eder. 1760'tır. İsterseniz bu sonucu sayı doğruları üzerine yerleştirebiliriz. 1 milde 1760 yarda varmış. Peki biz neyi bulacaktık? 5 milde kaç yarda olduğunu bulacağız. Bunu 5 ile çarpıyorsak, 1760'ı da 5 ile çarpmamız lazım, öyle değil mi? 1760 çarpı 5. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. 30'un 0'ını koyalım, elde var. 3. 5 kere 7, 35. Artı 3, 38. 38'in 8'ini koyalım, elde var. 3. 5 kere 1, 5. Artı 3, 8. Ve sonuç, 8800 yarda. Evet, gelin birkaç örnek daha yapalım. Sıradaki örnek yine emperyal sistemden. Emperyal sistemin bizim kullandığımız metrik sistemden farklı olduğunu biliyorsunuz. Ölçü birimleri arasındaki geçişler metrik sistem kadar kolay olmadığı için ve bu sistemin örnekleri biraz daha zor olduğu için bu örnekleri özellikle kullanıyorum. Bu soruda bize bir yarda da 914,4 mm ve 3 feet aynı zamanda 3 feet olduğunu söylüyorlar. 1 foot'ta kaç milimetre olduğunu soruyorlar. Bu arada foot feet'in tekil hali. Soruda verilen bilgiyi kullanarak yarda başına 914,4 mm ve 3 feet başına 914,4 mm olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Neden? Çünkü 3 feet demek bir yarda demek. Ve 1 foot'ta kaç milimetre olduğunu bulmak için bu sayıların ikisini de 3'e bölmemiz kafi. 914,4 bölü 3. 9 da 3. 3 kere var. 3 kere 3, 9. 9 eksi 9, 0. 1 de 3, 0 kere var. 0'ı koyalım. 4'ü aşağı indirelim. 14'te 3, 4 kere var. Ve tabi virgülle sakın unutmayın. 3 kere 4, 12. 14 eksi 12, 2. Diğer 4'ü de aşağı indirelim. 24'te 3, tam olarak 8 kere. Böylece 24'ten 24 çıktığında da bu bölme işleminin kalanı olmuyor ve bölüm 304,8. Yani 1 foot'ta 304,8 milimetre varmış. Evet, gelin bir tane daha. Yine emperyal sistemden bir örnek ama bu sefer ağırlık ölçüleri var. 1 pound konfetiye 12 dolar veriyoruz. Buna göre 1 ons konfeti kaç dolardır? 1 pound'a 16 ons vardır. İsterseniz yine burada videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Soruda bize verilenleri bir kere daha yazayım. Pound başına 12 dolar, Aynı şeyi 16 ons başına, 16 ons başına 12 dolar olarak da yazabiliriz. Çünkü 1 pound'da 16 ons var. Bu durumda kullanacağımız oranda da 12'ye 16 oranı oluyor. Ve bir ons'un bir ons'un kaç dolar olduğunu bulmak istediğimiz için burayı 16'ya bölmemiz gerekiyor. Burayı 16'ya bölünce doğal olarak burayı da 16'ya böleceğiz. 12 bölü 16. Şuraya yazalım. 12 bölü 16, 3 bölü 4 ile aynı şey. 12'yi de 16'yı da 4'e bölersek 3 bölü 4 eder öyle değil mi? 3 bölü 4 de 0,75'e eşittir. O halde 1 ons konfeti 0,75 dolar yani 75 centmiş. Şahane.